Kapıyı kapatıyorum mecbur. Kapa, sorun değil. Evet, nasıl yapalım? Vallahi bence direkt... Ne yapıyorsun? Hayır yani sarılalım uyuyalım diyecektim. Yani uğraşmayalım hiç. Sen keşke dışarıda soyunsaydın. Hmm, dayının yanında soyunsaydın değil mi? Evet, çok güzel olurdu. Ha, çok güzel olurdu. Bence de şahane olurdu. Hadi hızlı hızlı. Tamam, sabret biraz. Tamam mı? Hazır mısın? Ben hep hazır kıtayım. Şaka, şaka yaptım. Sen geç, ben yerde yatarım. Niye yerde yatacaksın canım? Çocuk muyuz biz? Ya ama şimdi zor olmasın senin için. Yani maazallah dayanamazsın falan. Neye? Bana. Onlar dayanabildiler mi? Kimle? Kızlar. Hani şu buluştuğun grup izdivaç. Yalnız kapıya gelen fena değil de benim favorim o. Aa bak, benim de. Benim de favorim oydu gerçekten şimdi. Sen cam tarafında yatarsın. Ben üşüyorum çünkü. Ne yapıyorsun sen? Seninle burun buruna yatacağımı düşünmüyorsun herhalde. Ha, sen dayanamamaktan korktun yani. Anladım, kıyamam. Işığı kapat. Kapatır mısın? Şu bacağını biraz şu şekilde. Bu arada ben sana söyleyeyim. Ben öyle dayımı falan dinlemem. İşe de gideceğim. Sokağa da çıkacağım. Hiç o kafalara girme Ademoğlu. Ben önce o adama bir notu yedireyim. Sonra bakarız. Anlaşırız seninle. Sen o adamı nereden bir daha göreceksin de yedireceksin? Yanına yaklaşırsa işte yedireceğim. Habire yanında olacaksın yani. Yani öyle mi? Dayanamayacağını biliyordum. Pislik. Dur gitme. Olmaz. Olur. Rüya farz ederiz. Unuturuz sabah. Unutacağımıza söz var. Söz? Yalan söylüyorsun. Ya, elinden geleni yapacağım işte, gel şuraya. Neye kıydığının farkındasın. İşkence oluyor öyle. Kalk istersen. Kalkayım değil mi? Yani işkence madem, ama çekmeye razıyım diyorsan eğer. Tamam sus. Ellerin titriyor. Sana tam da bahsettiğim buydu Gamze. Ama sen bir türlü ciddiye almadın. Tamam Ömer, tamam. Ne tamam Gamze? Ben olmasaydım adam burada elini kolunu sallaya sallaya duracak. Sana sırıtacaktı, rahatsız edeceksin. Ben varken bile adam burada neler söylüyor Gamze. Allah'ım sen bana sabır ver, ben de yedireceğim şimdi. Tamam Ömer, tamam. Yok, yok, yok. Bırakmayacaktım bu herifi. Ben bunu evire çevire dövecektim. Tamam diyorum Ömer, lütfen. Tamam, ben ciddiye alıyorum artık seni, tamam mı? İnatlaşmayacağım sana de bu konuda. Çantamı alıp geliyorum hemen. İyiyim, sağ olun siz. Öyle mi? Bilmiyordum. Yok, yok, hayır. Tabii ki çok sevindim ben. Melek de çok sevinecek bunun. Çok, çok şahane bir haber bu. Yalnız yarın gelsek olur mu? Anladım, anladım. Ben Meleği alıp geliyorum. Tamam, sağ olun. Nehir'im, Meleğin abisi pişmanlık yasasından faydalanıp hapisten çıkabilirmiş. Gelin konuşalım diyor. Yarın gelelim dedim ama akşam uşağı varmış kadının. Aa, çok sevindim. Melek kim bilir nasıl sevinecek. E hadi o zaman koşun yakalayın kadını madem gidiyormuş. Seni bırakıp gideceğimi düşünmüyorsun değil mi? Birlikte gideceğiz burada. Ömer bastı gitti adam. Gelmez artık, korkar. Tartışmıyoruz Gamze, benle geliyorsun. Önce karakola gidiyoruz, oradan da Nurhan ablalara bırakıyorum seni. Kapattı bile. Kim bilir nasıl heyecanlanmıştır. Zaten konuşmaya başladığını duyunca abisi heyecandan delirecek. Gel sen de tanık ol. Hem içim daha rahat eder öyle. Yok artık. Tamam işte, gittik, şikayetimizi de yaptık. Artık normale dönebiliriz. Dönemeyiz. O adam cezasını bulmadan olmaz Gamze. Daha kim olduğu, nerede oturduğu hiçbir şey belli değil ki yakalansın. Yakalansa bile hapse girmeyecekmiş, duydun. Duydum. O yüzden de seni yanımdan ayırmayacağım. Böyle yaşayamam yalnız. Ben de sana bir şey olursa yaşayamam. Şimdi al bu bilgiyi, ne yapıyorsan yap. Hayalimde bin kere canlandırdım. Hatta belki de bin kere çizdim ama yani bu... Ben bu kadarını beklemiyordum. En utkun tutuldu tabii. Öyle oldu biraz. O kadar hazırlandık. Yalnız gelinlik çok şanslı. Onun yerinde olmak isterdim. Ayıp oluyorsunuz. Yalnız sen de... Ben de. Jilet kışıklı. Yok yok. Şule ne demişti sana? Size de bakmaya doyum olmuyor Ömer Bey. Baya nasılsınız maşallah. Beğendin sen beni, beğendin. Bundan sonra gözümü üstten ayırmayacağım. Öyle kafelere, çay bahçelerine, sergilere bensiz gitmek yok Ademoğlu. Söz mü? Söz. Kızdırma. Valla okula gitmeye de izin var mı? Hadi gel. Geldin mi vakit? Geldim. Dikkat et, bir şeyini unutma. Neyi? Mesela? Mesela anahtarlarını, telefonunu, cüzdanını belki. Aldım hepsini. Tek bir şey kaldı ama. Neymiş? O yüzden hadi. Geçirseydin. Ben döneceğim zaten. Niye? Nasıl niye? İşte işe gitmeden döneceğim. Yalnız gitmeni istemiyorum. Ömer, ben taksiyle giderim kendim. Sen de dayımdan iyice korktun ha. Ya korktuğum dayın değil. Sana zarar gelmesinden korkuyorum. Bunu anlamak ne kadar zor olabilir bir insan için. Ayrıca korkan sensin. Sırf o yüzden bize şu yaşta rol yaptırıyorsun. Ya da işine geliyor, o da olabilir tabii. Yo, hiç de işime gelmiyor. Sımsıkı sarılırken de işine gelmiyordu öyle mi? Niye yaptın o zaman? Burnunu böyle burama kadar soktun. Unutacağımıza söz vermiştin. Böyle başıma kakacağını bilseydim. Beni deli gibi özledin mi? Asıl sen beni deli gibi özlemişsin. Bütün gece saçımı kokladın, böyle içine çektin. Nabzın kulaklarımı deldi. İşe bensiz gitmeyeceksin. Ne sen, ne saçın, ne kokun. Anladın mı? Yanına yaklaşmayacak o adam. Nereye kadar? Gerekirse ölene kadar. Kimse seni huzursuz edemez. Takip edemez, taciz edemez. Öyle bir not yazamaz. Yarın öbür gün evlenince ne olacak sen?
Nasıl bunun garantisini verebilirsin? Beni hayatın sonuna kadar nasıl koruyacaksın? Ben gelmeden evden çıkmam. Var mı arttıran? Başka inat diyecek olan var mı? Ne inatmış arkadaş? O Ademoğlu ailesini dile getirdi maşallah. Eve gidemesek de ben sana anlatacağım. Şu bir yerlerde oturur mu? Ama Hakan ne olacak? Emine gelecek zaten. Kafeteryada otursak bile olur. Tamam ama çok fazla kalamam. Bir an önce eve gidip Tuna'ya sarılmak istiyorum. Çok korkmuş. Tamam. O söylediklerin hala geçerli değil mi? Yani korkudan ya da şoktan söylemedin. Hangi söylediklerin? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Çok sağ ol. En çok niye korktum biliyor musun? Yani Tuna'yı bir daha görememek dışında. Tahminim var tabii. Yok o değil. Ne değil? Ya, düşündüğün şey değil. Allah Allah, sen ne biliyorsun benim aklıma ne geldiğini? İşte sarılıp uyumak falan diyeceksin. Evet. Ama değil işte. En çok bunu yapamamaktan korktum. Sana laf sokamamaktan, seninle didişememekten, Zafer'le kazandığım kavgaları edememekten. Zafer'le? Yani mağlubiyete kadar razıyım. Yeter ki kavga edelim diyorsun. Kavga ederken bile bana böyle bak diyorum. Nasıl? Böyle işte, öpmek için deliriyormuş gibi. Ha, benim delirdiğim bir şey daha var yalnız. Sus, çok ayıp. O da var ama tam da ben seninle evlenmek istiyorum. Canım, biz onu çoktan yaptık. Ama hakkıyla değil. Ben düğün yapalım istiyorum. Seni böyle gelinlikle görmek. O duvağını açmak, işte o sana asla benzemeyen bir gelinin oldu. Hastadan yemek. Karım oluşunu, kocan oluşunu kutlayalım istiyorum. Boşanacağımıza diyorsun. Şu kelimeyi kullanmamadık lütfen. Tamam peki, kutlayalım. Ama şu gelinlik meselesine gelecek olursak. Giymen lazım. Tek bir şart. Sen şimdi siyah giyeceğim falan dersin. Hayır, beyaz. Tamam. Ama kısa olacak. Öyle uzun yerlere sürünen böyle gösterişli bir şey istemiyorum. Duvak olacak ama. Kısa bir tür takarım. Duvak tek kırmızı çizgi. Ay Ömer. İyi tamam, senin gül hatırın için takarım bir şey. Tamam ama şimdi cenaze var. Babanın zaten çok hoşuna gitmeyecek bizim ikimizin yeniden bir araya gelmesi. Ne yapsak, zorlamasak mı? Biraz beklesek. Yani ben Samet amcayı biraz tanıdıysam o tam tersini isterdi. Yapın gitsin, mutlu olun derdi. Ama ne olursa olsun bizim yine de babanı düşünmemiz lazım. Haklısın, yani biraz dişimizi sıkacağız o zaman. Sabredebilecek misin? Artık sabredeceğim, ne yapayım? Hem belki o zamana kadar sen de doğru şarkıyı bulursun. Hangi şarkı? Düğün dansı şarkımız. Bizim hala bir şarkımız yok farkındaysan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Babam odasında. Biraz daha iyi şimdi. Ay çok sevindim. Gel şöyle geçelim. Aşe bayağı güzelleşmiş. Çiçek Hanım iyi bakıyor belli ki. Sen ne diyecektin bana? Ha, uzatma diyorsun. Uzat. Sonsuza kadar uzat. Ben dinlerim. Annem düğün istemem diye tutturdu. Neden? Biz istiyoruz deseydin. Yok öyle değil. Bizimki değil. Kendi düğününü istemiyor. Tanıyor. Ama biliyorum aslında o da istiyor ve içinde kalacak. Rahmi Bey de çok üzüldü. Belki bir orta yol bulurlar. Biz bulacağız o orta yolu. Anladım. Annemin inadı inat biliyorsun. Ayıplanmaktan korkuyor. Ama bir yandan da istiyor. Onu da görüyorum. Hani ben de en azından bir gelinlik giysin istiyorum. Rahmi Bey de çok sevinir. Canım istemiyorsa zorlayamayız ki kadıncağızı. Oldu bittiye getireceğiz. Bizim düğünün içinde aynı anda onlara da düğün yapacağız. Sürpriz yani. Ben böyle bir şey düşündüm. Tabii yani eğer senin için de uygunsa. Her zamanki gibi düşünmüşsün. Çifte düğünü. Gelinlik provası aldım. Şimdi ona gideceğim. Öyle mi? Hı-hı. Annemi de götüreceğim. Hı-hı. Hatta kızlara da söyleyeceğim. Hep beraber gidelim. Hep beraber yani. Hep beraber. Biraz da güzel şeyler paylaşalım. Değil mi Ademoğlu? Paylaşalım. Ademoğlu. Ha bu arada galiba babam Çiçek Hanım'ı sevmeye başlamış. O da senin gibi işte, kaybedince değerini anladı. Ben seni kaybetmedim ki. Kızları diyorsan ben onun olmayacağını biliyordum zaten. Hadi oradan ödün kopuyordu. Hadi be, sen beni kıskandırmak için yapmadığını bırakmadın. İkide bir de karşıma çıkıyordun bir de. Allah Allah ya, çay bahçesine gelen kimdi? Kimdi hatırlayamıyorum. Yalnız bak kapıya gelen o son kız güzeldi bayağı. Onu niye istemedin? Güzeldi evet. Ondan herhalde ona iki kere gamze dedim. Çok ayıp olmuş ama. Bile gitti sandım. Demeyeyim diyorum da bu mu yani? Ne bu mu? Ya işte düğün şarkımız. Bu şarkıyı seçmediğini umuyorum. Hayır, bizim şarkımız tabii ki bu değil. Bir kere bunun içinde acı ve kahır yok. Ama seçmedin lan. İlk dansımız ya bu. Hayatım, bu bizim değil. Annenin babanın ilk dansı zaten. Bizimkisini ayarlamadın mı? Ya ayarladım ben de. Yani ayarlamıştım ama. Ulan müdahale etti herhalde. Bizimki küme gitti anlaşılan. Kahır diyorsun. Yol yakınken dönebilirsin Ademoğlu. Yakınken mi? Biz tanışmıyorken de ben seni seviyordum. Hatta doğmadan bile. O nasıl oluyor? Yani bu bizi aşan bir hikaye. Ben seni rüyalarımda da görüyordum. Ben seni hep biliyordum. Sadece adın yoktu. Keşke söyleseydin. Madem bu kadar ebedi bir aşkımız vardı. Madem durum bu kadar ciddiydi. Hiç ayrılmazdık. Hı hı. Bilmiyordun çünkü. Sen bilmiyordun. Sen inanmıyordun. Ben sana bunu defalarca anlatmaya çalıştım. Sen inanmadın. Bana bak Ademoğlu. Düğünlerde gelin huyuna gidilir. Beni sinirlendirdin. Tamam aşkım. Tamam hayatım. Bunu anladım. Sen ne dersen o. Şu şarkı söylesene. Hangisi? İpucu ver. Hayatta söylemem. Ya hadi söyle. Beğenmezsen belki değiştirme şansım olur.
hepsi ya? Sen hepsini birden nasıl aldın Gamze? Gelinlik bu yani, çanta değil ki. Ne var yani? Tanıdık indirimi yaptılar. Hem Rahmi Bey de sponsor oldu. Annen yeter gelinlik giysin. Ben gerekirse yazlığı satarım diyor. Hay hadi tamam, anneni anladım da. Öyle cümbür cemaat, gelinler, damatlar yani o nasıl olacak? Ben bize özel bir gün olur diye düşünmüştüm. Hepsinin çok içinde kalmış Ömer. Hem unutma ki hepsinin çok payı var bizim bu düğünümüzün olmasına. Doğru, biz ayrılmayalım diye çok uğraşmışlardı. Şükran'la Neysa engel olmasaydı sen hala o gelin adaylarıyla mülakat yapıyordun. O yüzden biz mutluluğumuzu hepsine birden borçluyuz. Ben bunu onlar için yapmak istiyorum. Görseydin gözlerinin içi nasıl parlıyordu o gelinliklere bakarken. Biz orada hepimiz çok mutluyduk. O gelinliklerle hep beraber çok mutluyduk, çok güzeldik. İyi tamam. Gerçekten. Evet yani ben de onları öyle görmek isterim. Ablamı, yengemi, abim çok mutlu olur zaten. Tamam, tamam öyle yapalım. Ama yani nasıl olacak? Sen o gelinlikleri nasıl giydireceksin gizlice? Şimdi sen damatları ayarla. Plandan haberleri olsun. Gerisi ben, tamam mı? Ama bak söyle, hiç çaktırmasınlar. Son ana kadar öğrenmemeleri lazım. Çok büyük sürpriz olacak. Ne yaparsan yap. İstersen tüm dünyaya gelinlik giydir. Yine de en güzel gelin sen olacaksın. En güzeli bilmiyorum ama en mutlusu ben olacağım. Gamze. Aklım çıktı. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Bak, buraya nasıl geldiğimi bir ben, bir de Allah biliyor. Bu böyle olmaz, tamam mı? Madem beni dinlemeyeceksin, madem sen hala kafanın dikine dikine gideceksin, yürü gidiyorsun. Ya nereye gidiyoruz? Yürü. Dur, bu saatte bir ton iş var, dur. Duramam ben Gamze. Polise gideceğiz, şikayetçi olacağız. Ama iş çıkışı gideriz. Hayır, şimdi gideceğiz. Biz senin keyfini beklersek daha çok bekleriz çünkü. Tamam, o zaman birkaç iş vardı en son. Onları da halledelim, böyle çıkıp giderim, olur mu? Bekliyorum, hadi çabuk. Tamam, Ceren bir dosya getirecekti, onu bekliyorum. Denedik en azından. Çok kırılmış belli ki. Yoksa affederdi, uzatmazdı. Çok seviyor babamı. Sen o sözleri bir daha söylesene. Hani ben siz yaşayamadığını, nefes alamadığını, beni nasıl sevdiğini, aşık olduğunu, benim için ölüp... Dur ben şu gelinlik randevusunu iptal edeyim de ben sana bir anlatayım. Etme, etme. Gel ben seni bırakayım hemen. Gel sen gel. Dur yavaş, ayağımda topuklu var, koşturma. Nazar diyecek diye çok korkuyorum. Ama söyleyeceğim, ne yapayım. Çok mutluyum. Merak etme. Kötü hiçbir şey olmayacak. Olmayacak değil mi artık? Bitti değil mi? Bitti. Baban ne diyor peki? Yani çok ayıpladı mı? Yuh dedi mi bize? Size yazıklar olsun dedi. Yapma ya. İptal edelim o zaman, yapmayalım. Ben hiç üzmek istemiyorum onu. Sevindi, sevindi çok. Ama bir daha ayrılmaya kalkarsanız ikiniz de yüzümü göremezsiniz dedi. Birbirinize sıkıca kilitlenin dedi. Ben de şimdi bunu yapacağım.